Bengütürk'teki yayınımıza siyaset notlarıyla devam ediyoruz efendim. Çok değerli konuklarım stüdyoda, hukukçu Sayın Cem Kaya hoş geldiniz efendim. Dış politika uzmanı Profesör Doktor Saynur Derman hoş geldiniz. Hoş ve güvenlik ve terör uzmanı Osman Kaya hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Birazdan da aramıza gazeteci, usta gazeteci Güngör Yavuz Aslan katılacak. Şimdi tabii Türkiye'nin gündeminde Türk askerine Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyon düzenleyebilme yetkisi veren tezkere vardı. O oylama yapıldı bugün. CHP HDP'nin talimatına uydu. Tezkereye hayır oyu kullandı. CHP'nin ardından tabii gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti hani ne yapacak diye. Oradan evet geldi. Tabii neden evet dediğine yönelik de düşüncelerini alacağız konuklarımızın. Zira tezkerenin zaten geçeceği ancak hayır oyu kullanılması durumunda milliyetçi tabanla da karşı karşıya gelilebilecek olmasının etkili olduğu da düşünülüyor, konuşuluyor. CHP ve HDP grup başkan vekiller arasında sık sık konuşmaların yapıldığını da dile getirdi. Meclisteki detaylarla ilgili tezkere meclisten geçti. CHP, HDP Suriye'de, Irak'ta teröristlere dokunulmasın dedi diye de okunuyor tabii bir yandan. Diğer başlıklarımız da olacak. Büyükelçiliklerle ilgili, 10 büyükelçiliği ilgili ama bu sıcak gelişmeyle bir başlayalım Sayın Cem Kaya. Oylama yapıldı. Tabii bir yandan birçok kişi için dikkat çekiciydi. CHP'nin hayır oyu kullanması, ipinse evet demesi. Bir yandan da tabii mecliste yaşananlar var. Onları da yavaş yavaş aktaracağız değerli izleyenlere. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında şehidimiz var. Şehit uzman çavuş Emre Yalman, mekanı cennet, ruhu şad olsun. Zateniniz de buyurdular, CHP HDP'nin talimatına uydu. Aslında işin özü bu. Tam bir kendi aralarında kooperatif bir işlemler, eylemler silsilesi. Hatırlayınız son yaklaşık bir 3-4 haftalık süreç içerisinde Diyarbakır gezileri, hı hı, karşılıklı jestler, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar, bunun HDP cenahında yine aynı şekilde mukabil edilmesi ve nihayetinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 92. maddesi gereğince nedir? Savaş hali ilanı ve Türk Silahlı, hı hı, Kuvvetleri'nin kullanımına izin verilmesi hususunu düzenler Akdekin Bey. 16 Ekim 2021 süreciyle işlem başlayan noktada 45.293 sayılı müzekkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arz edildi. Hukuki açıdan son derece doğru, yerli yerinde bir metin ve nasıl oluyordu acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün çıkıp ekranlarda bangır bangır yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında izin verilmesi hadisesi iddiası üzerinden Devlet Bey'e yönelik haksız, hakaretamiz iddialarda bulunabilmesine neden olabiliyor. Ben yayın öncesinde tüm metni A'dan Z'ye inceledim. Hem diplomatik dil, hem tarihi sosyolojik süreç, hem hukuki kavramlar itibariyle efradını cami, ayarını mani bir metin. Asla kendilerini iddia ettiği gibi bir takım iddiaları doğrulayan ifadeleri içermiyor. Bilakis tam tersine Kuzey Irak'ta, Suriye'de Türkiye'nin kara sınırlarında, mücavir alanlarında kendisine karşı aynen ifadesiyle PKK, PYD, DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiğin Cumhurbaşkanlığı makamının talimatlarıyla bir beklenen operasyonun adımlarını atmasına yönelik 2 yıl müddette bir hukuki altyapıyı oluşturan metin. Şimdi neden böyle bir mügalata hukuki tabiri de yaratmak istiyorlar? Çünkü milletimizin kafasını karıştırmak istiyorlar. Osman Hocam yayından önce çok önemli ifadelerde bulundu. Ben dedim ki yayın esnasında da bunları zikredin hocam. Çünkü bizim yeni bir dil, yeni bir söylem nacizane geliştirmemiz lazım. Algıyı bu Zillet İttifakı çok iyi yönetiyor. Maalesef sosyal medya üzerinden olmayan bir takım olguları varmış gibi ifade ederek, işte metin önümde, resmi bir metin, resmi bir belge. Milliyetçi Hareket Parti ve AK Parti vekillerinin tarihe not düşecek reyleriyle bu metin çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi tam da HDP ile bir talimat zinciri içerisinde bu metni tırnak içinde karalamaya çalışabiliyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde kıymetli vekilleri red vermek yerine çekimser kalmıyorlar? Veya meclisi bir tavır, önce katılmıyorlardı. Terk etmiyorlar. Olmuyor. Tam evet, onu söylüyorum. Meclisi terk etmiyorlar. Zaten ağzımdan aldılar lafı. Tam tersi, tam bir emir komuta zinciri içerisinde
adeta 2023 sürecine giden noktada Kandil'den talimat alınan bir metin. Metin ne diyor? Karşı çıktıkları metin. Tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çevresindeki milli güvenliğine yönelik yaklaşık 4 paragraf boyunca 5 paragrafta hukuki altyapısıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında atfen süreci özetliyor ve aynen şunu ifade ediyor. Bakınız hepimiz Türkçe okur yazarız ve okuduğumuzu anlayabilecek nacizane muhayyilede insanlarız. Bu mülazalar ışığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların proaktif, dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanlığı makamınca takdir ve tayin olacak şekilde, altını çizerek söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon içinde kim var ki buna karşı hayır diyebilsin? Var. Ama Kılıçdaroğlu YPG'yi tehdit olarak görmüyordu zamanında. Belki diğer terör örgütlerinde zamanla fikri değiştiyse onları da tehdit olarak görmekten vazgeçmiş olabilir. Ne üzücüdür ki zikrettiğimiz isim şu an 2023 süreci içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına kendini riyaseti cumhur adayı olarak hazırlıyor. Bakın devam ediyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Hocamla tartıştık. Aynı amaçlara matuf. Yani bir metnin öncesi var. Metnin öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatleri, güvenlik riski, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve mükellefiyetleri diyor. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetler. Hocamla tartıştık. Pakistan, Azerbaycan ordusu, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Turan ordusu. Yabancı silahlı kuvvetlerden bunları anlamak yerine Sayın Kılıçdaroğlu Putin'i, yabancı asker Putin'i Anadolu coğrafyasına değecek. Buna nasıl cevap veriyorsun şeklinde bir veryasında, bir hezeyanda bulunuyor. Çünkü okumuyor. Okuduğunu maalesef tahayyülünü iyi niyetle değil, suyu niyetle tezahür ettiriyor. Ve yine maalesef bunu Yüce Meclis'in çatısı altında çok büyük bir algıyı yönetecek şekilde üst perdeden zikrediyor. Bizim yine üst perdeden aynıyla proaktif bir biçimde doğru metinleri vatandaşımıza, insanımıza tüm boyutlarıyla anlatmamız lazım. Bu metin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüz akıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüz akıdır. Bu metne evet veren her vekil şerefli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birer vekilidir. Yanlışlıkla olsa da mı? Bakın bir de zateniz ifade etti. Yanlışlıkla rey veren HDP'liler de varmuş. Onları da Allah herhalde doğruyorlar. Saat bile günde bir kere doğruyu gösteriyor. Doğru. Şunu da bitireyim nacizane. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadim devlet geleneğine bakınız. Anayasanın 92. maddesi uyarınca bilgilerinizi sunarım diyor. Bakın Cumhur Reisi dahi meclise bunu sunuyor. Arz ediyor bir noktada bakın. Hani diyorlar ya Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi geldi, her şey tek adama bağlandı. Olmadığının belgesidir, vesikasıdır bu. Yine meclise gitmektedir. Meclisten onayını, tasdikini, muvaffakatini, icazetini almaktadır riyaseti cumhur makamı. Bu metne karşı durmak milli meselelere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerine, ülkenin bekasına karşı durmak. Peki şimdi binlerce kilometre öteden Amerika bir şeyleri tehdit olarak görüyor da, dünyaya tehdit olarak görüyor da, burnumuzun dibindeki terör örgütlerini biz tehdit olarak görmeyecek miyiz milli güvenlik açısından diye soralım. Madem Osman Bey'e atıfta bulundu, izninizle Osman Bey'e gidelim. Zaten terör izleyicilerimiz de merakla bekliyordur tabii. Bunun cehaletten kaynaklandığını, bilmemezlikle böyle bir yaklaşım içerisine girildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü yine Cem Hocam'la konuşurken aynı şeyleri ifade ettim programdan önce. Dört işlem mantığına kafası çalışan herkes bu çıplak gerçekleri görmeme ihtimali yok. Yani CHP bile bile, isteye isteye belli bir sebepten Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olsun istiyor. Şimdi öyle mi? Tersinden okuyalım. Sonuç ne çıkacak bakalım. Şimdi biz etnik ayrılıkçı, özellikle altını çizerek söylüyorum, etnik ayrılıkçı PKK terör örgütüyle uzun yıllardır mücadele ediyoruz. 40 yıldan fazladır. Son 5-6 yıldır ilk kez hem politika anlamında, hem belirlenen strateji anlamında, hem
araçlar ve mücadelede görev alan insan unsuru açısından olmadığı kadar doğru bir mücadele konseptiyle karşı bunu yaptığımız karşıya harekatları da ilişkilendirerek söylüyorsunuz tabii. Tabii onlar o hepsi Dalı, Barış Pınarı. Yurt içerisinde ve yurt dışarısında dışında geliştirdiğimiz fiili operasyonlardan tutun da ülkeler arası ilişkilere, istihbarat operasyonlarına, özellikle son dönemde biliyorsunuz örgüt kimliğini yıkan, örgüt içerisindeki idare insicamını bozan ve örgütün dağılmasına en büyük etken olarak gösterilen bizim dekapitasyon operasyonları dediğimiz örgütün elebaşılarına yönelik nokta istihbarat operasyonlarında. Tamam, şöyle diyelim Sayın Müdürüm. Şimdi sınırlarımız içinde tabii biz terörle mücadele ediyoruz ama bundan önce dağları vurup geliyoruz diye eleştiriler vardı. Şimdi sınır ötesi bak, operasyonların önemine vurgu yapıyorsunuz aslında terörle mücadele kapsamında. Bu bizim kadim Türk milletinin binlerce yıl ötesinden gelen bir devlet aklıdır. Önleyici savaş stratejisi. Bunu 2000'li yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri önleyici savaş stratejisi adı altında kurguladı. Ve dünyada gerçekleştirdiği işgalleri de bu mantık, bu yaklaşım üzerinden, bu strateji üzerinden gerçekleştirdi. Halbuki biz özellikle etnik ayrılıkçı terör örgütüne onlarca yıldır maruz kalan bir devletiz, bir milletiz. Maddi kayıplarımızın yanında Cem Hocam söyledi daha yeni şehitlerimiz var. Allah gani gani rahmet etsin onlara. Böyle bir tehditle, tehlikeyle yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Buna müdahale etmemek için aklını yemesi lazım insanların birincisi. İkincisi bilmemezlikten kaynaklanan bir yaklaşımın ortaya konması söz konusu değil. Özellikle CHP açısından söylüyorum. Bunun şöyle bir şey olması lazım. Ontolojik ve tarihsel olarak bu millete bir husumet beslenmesi lazım. Mesela HDP'yi buna konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi ben HDP ile, bakın sadece HDP değil, sonra söyleyeceğim müsaade ederseniz, bundan kaynaklanıyor olabilir, bak kaynaklanmıştır demiyorum, olabilir diyorum seçenekleri, artık siz tıklayacaksınız buna. Hocam da burada. Düşüncenizi de söyleyeyim. İki, devlet olgusunun ve kavram olarak devlet varlığının bünyede gelişmiş olmaması lazım. Bak bir husumet olacak. İki kavram ve olgu olarak devletin bir bünyede gelişmemesi söz konusu olacak. Böyle bir tavrın ortaya çıkması için. İkincisi de güvenlik, beka, refah gibi kavramlardan haberdar olunmaması lazım. Bütün bunların mümkün olmayacağını mantık olarak böyle bir ithamda bulunmanın haksızlık olabileceğini söyleme seçeneğimizi, rezervimizi bir tarafa bırakıyoruz. Bu ittifakı PKK'nın legal alan aparatı HDP'nin özellikle 1990'lı yıllarda yeni gelişen konjonktürde siyasi açılıma girmesi, etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünün ve daha çok faaliyetlerini bu legal alan oluşumlar üzerinden yürütmesine paralel olarak zaten terör örgütü elebaşılarının Selahattin Demirtaş dedi ya, açıkça itiraf etti televizyonda, HDP dedi Başkan APO'nun 20 yıllık projesidir dedi. Evet, gerçekten de bu projedir. Değişen konjonktüre uygun olarak, değişen gelişen süreçlere uygun olarak siyasi faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Şu anda ittifakı domine eden HDP'dir. İttifakı domine eden HDP'nin kararları, arzuları ve talepleri dışında CHP'nin başka türlü davranma şansı yok. Yine Cem Hocam'ın biraz evvel buyurduğu gibi sadece küçük zeka oyunu demeyelim ama çocukların bile gülüp geçebileceği manipülasyonlar yaparak, işte Sayın Devlet Bahçeli'yi milliyetçilik konusunda itham ederek, işte siz mi milliyetçisiniz, biz mi milliyetçiyiz, bakın yabancı askerler Anadolu topraklarına potinleriyle girecekler falan gibi akla ziyan bir yaklaşımla hadiseyi manipüle ederek HDP'nin yani PKK'nın kendilerini domine ettiği, yönettiği, yönlendirdiği ve onların talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerçeğini karartmaya çalışıyorlar. Açıkçası yapılan hadise budur. Bu çok zeki olmaya da gerek yok.
Çok strateji falan bilmeye de gerek yok. Açık, çıplak, gerçek, dört işle mantığını bilen insanlar açısından gizli, karanlık değil. Hadise bu. Peki, peki. Şimdi Saynur Hocam, şimdi dış politika, uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Biz şimdi bu tezkereye hayır verseydik, Türk askeri orada barışı, huzuru temin etmek için duruyor. Türkiye'nin bekası için duruyor. Bu tezkerenin hayır geçmesi acaba hangi ülkeleri çok memnun ederdi ve neden memnun ederdi öyle bir şey olsa? Şimdi tabii ben her iki konuşmacımıza da katılıyorum ve çok da güzel tespitlerde bulundular. Bunun üstüne hani ben ne söyleyebilirim dersem, çok rahat şunu söyleyebilirim. Ben bir asker kızıyım her şeyden önce. Bizde, yani bizim vatan anlayışımızda vatan için ölünür. Yani biz böyle yetiştik. Yani bizim ailelerimiz, benim babam Kıbrıs gazisi, bir savaşa giderken dönmemek üzere gidilir. Ya bugün de şehidimiz var. Allah ailesine sabır, ruhu şad olsun. Vatan böyle bir kavram. Yani ben söylerken bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani şimdi böyle bir durumda hemen sınırımızda bir terör örgütü yapılanması var. Hendekler kazılmış, işte böyle bir faaliyete girilmiş. Biz çok başarılı operasyonlar yaptık orada. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, birçok harekat yaptık ve bunlarda kayıplarımız var. Hala terörle hala terör saldırıları var. HTŞ, PKK, YPG, ne derseniz deyin. Orada bir yapılanma var. Ve o yapılanma hala bize tabii zarar veriyor. PKK, PYD'yi yani destekleyen uluslararası ülkeler var. Evet. Amaçları ne? Amerika'nın, İsrail'in orada ne yapmak istiyorlar da biz orada bulunuyoruz da engellemek için. Çok açık. Yani Kurtuluş Savaşı sonrası milli mücadele döneminde yapılamayan şeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Bu çok açık. Dört devletin bölünmesi: Suriye, Irak, İran, Türkiye. Türkiye'de federatif bir yapılanma koyup böyle parçalayıp yönetmek. Bunun için de zaten çalışmalar var. Biz de zaten yıllardır bunu konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin parçalanamaz bir vatan, bir bütün, bir misak-ı milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Ve ne istiyoruz? Irak'ın da Suriye'nin de toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz. Evet. Neden? Onların toprak bütünlüğü demek bizim toprak bütünlüğümüz demek. Irak'ta Türkmenler vardı. Yıllarca Türkmenlere maalesef çok kayıplara uğradık. Hala Suriye'de de Türkmenler var. Yine Türk yanı başımızda. Müthiş bir terör yapılanması oldu koridora ve silah, bir lojistik destek yapıldı buraya. Görmezden gelemeyiz böyle bir şeyi. Bunun dışında biz yani buradan... Amerika oradan buraya askerini getiriyor, silah destekleri yapıyor. En fazla mağdur olan ülke Türkiye oldu. Düzensiz göç başta olmak üzere buradan gelen bir takım terör unsurları veya ülkemize kabul etmek durumunda kaldığımız savaş mağdurları diyeyim. Yani ülkelerinden kaçıp, çünkü onların yeri yoktu ve Türkiye ev sahipliği yaptı. Çok ciddi bir rakam bu. Ve bundan sonra Afganistan'da başta olmak üzere Türkiye'ye akan bir düzensiz göç. Avrupa'nın en büyük endişesi bu zaten. Avrupa aslında Türkiye'de ne olup bitiyor çok ilgilenmiyor. Türkiye'nin sadece istikrarsızlaşması için elinden geleni yapıyorlar. Son bir Merkel biraz duyarlıydı ama. Olayı, evet, Merkel de gitti siyaseten en son. Ama Merkel de yani sonuçta o dönemde bir takım kararlar alındı, biliyorsunuz PKK başta olmak üzere. Göçmen konusunda Türkiye özellikle. Evet, maalesef burada yalnız bir politika. Kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Cem Bey çok güzel ifade etti. Uluslararası hukuk kapsamında, yani biz bunu illegal bir şekilde yapmıyoruz. Kendi terörden korunmak amaçla bölgesel güvenliğimizi sağlamak ve o bölgeden Türkiye'ye akan bir terör akışını engellemek ve ülkemizin istikrarını sağlamak ve huzurumuzu sağlamak için böyle bir karar alınıyor. 2 yıllık bir karar. İşte bu eleştirilmişti sanıyorum. Belki onları söyleyeceksinizdir. Ya, hani huzuru, barışı çabuk sağlarız. Bir yıl için daha önce alınıyormuş bu karar. İşte onun 2 yıla gelmesi falan. Yabancı asker, işte Turan askerleri oradaki, yabancı değil onlar. Azerbaycan, ben ne kadar Türksem onlar da Türk. Dolayısıyla onlara da yabancı demek ne kadar doğru olur. DAEŞ'ın içindeki İngilizleri hatırlarsak kim yabancı ya, o da belli değil. Yani herhalde teröristlerin veya işte içlerinde. Ben Türkiye vatandaşlarını hepsini bir bütün olarak görüyorum. Yani böyle birleştirici bir şekilde yekpare olarak görüyorum. Ve hakikaten çok da üzülüyorum son dönemde yaşadıklarımıza. Çünkü bu dönem
siyaset dönemi değil. Yani bu siyaset üstü bir dönem, birlik beraberlik dönemi, siyaset üstü ve özellikle bu bir milli duruş dönemi. Milli duruşta ne kadar çok ülkemizi korursak o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. Peki. Ya alınma tezkerenin, yani zaten ben hani ilk başta herkes olumlu oy verecekti, bir parti hariç, HDP hariç. Şu anda fikir değişti. Tabii öyle bir anlaşma yapılmış belli ki. Ama yine de karar çıktı. Evet. Ve sonuç alındı yani. Evet. Peki. Hocam burada bir şey söyleyebilir mi? Hani diyoruz ya yabancı askerler üzerinden manipüle etmeye çalışıyor. Yani hem hukuken hem uluslararası hukuk açısından hem devlet güvenliği, ülke bekası, milletin refahı vesaire gibi o bir şeyde tezkere metnindeki sayılan şeylerin bütününe bakmadan şöyle manipüle ediliyor. İşte ekonomik sıkıntıları, ya kadim bir meselemiz bu. Yeni çıkan bir hadise değil. Yani bu bir anda ortaya çıkmış ekonomik sıkıntıları göz ardı ettirmek için ortaya sunulmuş bir şey değil. Bu onlarca yıldır devam eden bir süreç ve hakikaten de askeri anlamda etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünün bitirilme aşamasına geldiği, sınır ötesindeki varlığını da bize yönelik tehdit ve tehlike olmaktan çıkaracak bir girişimin en önemli parçası olan bu hadiseyi ekonomik sıkıntıları karartmak üzere, gündemden düşürmek üzere ortaya atılmış gibi göstermek. Bakın bir manipüle hadisesi de bu. Bir diğeri de şehitlerimiz üzerinden bunu manipüle ediyor. Güya Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız, askerlerimizi, polislerimizi, diğer güvenlik unsurlarımızın şehit olmalarını önlemek adına, onların can güvenliklerini düşünüyor olduğunu iddia ederek bu hadiseyi bir başka açıdan manipüle ediyor. Bakın, yani milli birlik ve beraberlik konusunda zaten sınıfta kalırken bir de isteyerek bilerek hassasiyetlerle oynuyor diyorsunuz. Etnik ayrılıkçı PKK terör örgütü yurt içerisinde kurulmakla birlikte asıl gücünü sınır ötesinde tahkim etmiştir. Bunların iki şeyi Kamışlı'yla Fırat Kalkanı operasyonun yapıldığı şu anda... Yok. Fırat Kalkanı'nı yaptığımız yer şu anda oradayız. PKK açısından söylüyorum. İki temel nokta bu. Birisi Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, oraya ne yazık ki şimdi giremedik. Diğerinde Fırat Kalkanı operasyonunda yerleştik. Bütün bu güvenlik çemberini oluşturduğumuz bir noktada. Sadece oluşturmak yetmiyor. Biliyorsunuz sahip olmak ve korumak da çok önemli şey. Bunu sürdürülebilir hale getirmek de önemli. Diyor ki Güngör Hocam'a döneceksiniz belki ama şu Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun çok güzel bir şiiri vardır. Tamam. Çok önemlidir bu. Özellikle şehitler üzerinden bu hadiseyi manipüle edildiği için bunu söylemek zorundayım. Diyor ki Barak Baba Sarı Saltuk orada. Hacı Bektaş Veli Taptuk orada. Bir mübarek vatan yaptık orada. O bir can dilerse yüz verilmeli. Ya. Çok güzel. Ya. Ağzınıza sağlık diyelim. Çok güzel. Güngör Yavuz Aslan, hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk ve iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Tezkereyi ilk başlık olarak kullanıyoruz. Hani değerlendiriyor değerli konuklarım. CHP'nin tabii Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, eleştirileri var. Gittiler topluca HDP'nin talimatıyla red oyunda verdiler. Şimdi CHP ne istiyor? Acaba beka sorunumuz olmadığını mı düşünüyor? Gerçekten PYD'yi ve sınırımızda oluşacak tehlikeleri, tehditleri görmezden mi geliyor? Bunu bilerek mi yapıyor, isteyerek mi yapıyor, sebep ne? Yani orada biz bulunmazsak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Mehmetçiğimiz o vatan görevini yerine getirmezse hiçbir şey olmayacak mı Türkiye'nin geleceğiyle ilgili? Suriye, Irak'ta Amerika'nın ve diğer emperyal ülkelerin nasıl kirli planlarını sahneye koyduğunu görmüşken Türkiye'ye bir şey yapmayacakları akıldan gelmiyor herhalde. Sana da sözü verelim, bir değerlendirmeni de rica ediyoruz tabii bu konuda. İlk önce bu tezkere bir önceki tezkerelerden farklı olarak bir yıl değil, iki yıllık bir yetki için Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclisin iradesine sunuldu. Ve sizin de konu başına söylediğiniz için meclisten karar çıkarak onaylandı. İşte evet oyu verenler
AK Parti yani Cumhur İttifakı ve İYİ Parti de burada evet oyu kullandı. Ama genel merkezine Hudut Namus'tur asan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını korumak için sınır ötesinde güvenlik harekatları, operasyonları yapan Mehmetçi'ye destek vermedi. Aslında ben tartışmalara farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu bir asker, en büyük bir asker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve o veciz sözünde diyor ki, Irak ve Suriye özelinde söylüyorum. İşte bugün Türk askeri Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde, Suriye'de de işte az önce Osman Bey de söyledi, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde bir fiil aktif olarak bulunuyor. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal veciz sözünde ömrüm yeterse Kerkük Musul'u alacağım diyor. Misak-ı Milli sınırlarını İskenderun'un şimalinden, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu İdlib özelinden girdiğimizde Afrin, Elbap, tam da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev yaptığı ve Membiç, ki Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu, Rakka hattından geçerek, ki Barış Pınar hattı, Irak'a geçerek Türkmen bölgelerinden İran sınırına kadar tarif ediyor. Bu hem Nutuk'ta hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla olan notlarında mevcut. Ama ne yazık ki en büyük eserlerimden biri Cumhuriyet Halk Fıkrası'dır diyen Gazi Mustafa Atatürk'ün partisi bugün Kandil'den kendisine verilen direktifler, bak benden beklentin varsa, benimle işbirliği yapmak istiyorsa, milli menfaatler, milli konular, özellikle Mehmetçiğin mukaddes görevi konusunda hayır diyeceksin diyor. Aslında burada tartışması gereken, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem üst yönetiminde hem teşkilatlarında bir sürü asker kökenli insan var. Görev yapıyorlar. Bürokratlar var, emekli askerler var. Onlar bu güvenlik başlıklarını hepimizden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve bizden daha iyi bilen insanlar. Bir askerin neden sınır ortasında bulunduğu, terörle mücadele operasyonlarının, o mücadelenin stratejisinin nasıl olduğunu biliyorlar. Onlar da sessiz. Yani ben baktım onlardan da, ey Kılıçdaroğlu sen ne yapıyorsun? Bu bir vatan mücadelesi. Vatan olmazsa siyaset yapacak bir alanımızda olması demiyorlar. İşte hem 10 tane büyükelçinin, geçen hafta konuştuk, açıklamalarını, hem meclise geldiğinde hani derler ya, ak koyun kara koyunun belli olacağı gün alınan tavırlar ne kadar büyük bir mücadelenin içinde olduğumuzu gösteriyor. Bakın bizim siyasi tarihimizde krizler var, darbeler var, muhtıralar var, koalisyonlar, çatlaklar var. Ama milli meselelerde kavga eden birçok siyasi parti, söz konusu Mehmetçik, vatan meselesi olduğunda hep tek el kaldırmışlardır. Ama geldiğimiz an itibariyle öyle bir siyasi ortam, öyle bir saldırı oluştu ki, az önce anlattığım gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bir liderin partisi, bugün maalesef Mehmetçi'ye görev yaparken gerekli desteği vermemiştir. Tabi bu tartışılacak, anlatılacak ama bana göre malumun ilanı. Yani derler ya hani, kıblesi olmayan diye bir laf vardır, belki biraz ağır olacak. Bellidir neyin ne oldu. Oldu. Fazla da konuşulması gerektiğini düşünmüyorum. Yani zaman kaybından şunu anlatacağım. HDP'ye ben çok belini bağlı, hani Özgür Özel'in açıklaması vardı ya, yani onda nasıl yaptı bu açıklamayı? Hani öncesi var. Tamam, mecliste oynanacak o tezkere öncesi HDP'li kimdi o? Taşçıyer'di galiba. Taşçıyer CHP'ye adeta uyarıda bulunuyor. Diyor ki işte CHP tezkereye evet diyecekse hiçbir Kürt CHP'ye oy vermeyecek, AKP'den daha iyidir deyip sakın vermesin. Böyle bir tehdit var. Hemen arkasından koşa koşa grup başkan vekili Özgür Özel, yani o kadar çekiniyorlar ki aman bir şey demesin, aman bir şey yapmasın, aman sopa göstermesin. Hemen diyorlar ki hayır, oyu vereceğiz diye çıkıyor. Bu gerçekten hani hem CHP adına hem bunların yaşanıyor olması, bunların bu kadar göz önüne serilir bir duruma gelmesi de vatansever birçok insanın da üzen konular, hani siyaset üstü konular olduğu için demek gerekiyor herhalde. Tabii şimdi bu meclisteki siyasi tartışmaların yanında asıl konuşulması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik operasyonlarının gerekliliği. Bakın eğer örneğin Suriye'den örnek vereyim ya da Irak'tan. Bugün terör örgütü PKK neden Türkiye'nin içinde eylem yapamıyor?
bakın yani yok denecek kadar az ve terörist sayısı da azaldı. Güvenlik ve terör uzmanımız Osman Kaya söyledi aslında teknoloji ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilişkilendirilmesiyle gerçekten çok iyi operasyonlar yapıyoruz. Güngör Yavuz Aslan sen de yakından takip ediyorsun. Hedefi evet. Buluyoruz nokta atışlarıyla. Çünkü şöyle anlatayım. Sincar'dan ya da Kandil'den ya da Gara'dan PKK terör yapılarının olduğu bölgeden 3-5-10 kişilik bir terör grubu hareketlendiğinde Türkiye sınırına doğru eskiden hafızalarımızı çağırıyorum. Aktotun ve Dağlıca baskınları örnekleme veriyorum. 100 kişilik, 200 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye girip o kanlı eylemlerini yapıp geri dönebiliyorlardı. Şu anda bırak 100-200 kişilik grubu 3-5-6 tane bir terörist grubu havalandığında teknolojik olarak havadan tespit ediliyor. Eğer SİHA'ların ya da F-16'larımızın savaşan şairlerimizin atış alanındaysa 5-6 dakikada etkisiz getiriliyor. Eğer o planlamada o yoksa alanda bulunan şu anda Pençe Kaplan ve Yıldırım operasyonu alanda bulunan Kahraman Mehmetçiklerimiz anında bulundukları üst merkezlerinden çıkarak özel kuvvet operasyonlarını yapıp bunları etkisiz hale getiriyor. Gelelim aynısını Suriye'ye. İşte Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarında okuduğumuz üzere bugün diyor işte Zeytinlalı, Fırat Kalkanı ya da Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK-YPG teröristleri kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirmiştir. Abiyane tabirle artık Türk Silahlı Kuvvetleri maçı kendi sınırlarımız içinde değil, sınır ötesinde gerçekleşiyor. Bu mücadele burada veriyor. Bu da Türkiye'nin üniter yapısı içindeki milli sınırlar içinde terör eylemlerini azaltıyor. Bakın sadece terör eylemi olarak düşünmeyin. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı da azaltılıyor. PKK'nın en büyük terör gelir kaynaklarından birincisi uyuşturucu, ikincisi insan kaçakçılığı, üçüncüsü de kaçakçılık, emtia kaçakçılığı. Osman Bey bu konu üzerine bilimsel kitaplar da yazdı. Daha iyi bilgi verecekti. Alanda olarak bunları da dağıtıyorsun. Şimdi bunu en iyi bilen, siyaset yapan ya da az önce dediğim gibi askeriyede ya da devlette görev yapan insanlar, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de var. Bu gerçeği görmemek mümkün değil. Ama ne yazık ki biz siyasi hırs ve HDP ile bir işbirliği ittifak içinde olduklarından dolayı tamamen Cumhur İttifakı karşıtlığı, tamamen bir Erdoğan karşıtlığı içinde hareket edip az önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden çok uzaklaşarak başka bir yola girdiler. Tabii bu akşam farklı mercalarda da bu tartışılıyor. İşte tezkere ne oldu, tezkere ne gitti tartışılıyor. Ama bizim bu yayınları yaptığımız dakikalarda kışın soğuğunda binlerce kilometre yükseklikte Anadolu evlatları bu vatanı korumak, hani pankart astılar ya hudut namustur diye. Türk milletinin namusunu korumak için Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde görev yapıyorlar. Bugün sizin yayınınızda önceden de söyledim. Biz bu yayınları yaparken Mavi Vatan mücadelesinde Barbaros'un seferleri, Barbaros'un torunları sefer halinde. Yani bu gerçeklikten çok uzak bir siyaset yapılıyor. Bunu millete iyi anlatılması lazım. Aslında bizim sormamız gereken bu vatan evladı olarak bu memleket nasıl bu hale geldi? Aslında oturup hepimizin uzun uzun tartışıp konuşmamız gereken bir şey. Bakın her gün gündem değişiyor. Her gün bir şey oluyor. Biri bir açıklama yapıyor. Ama ben her zaman söylediğim var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yakın tarihin en büyük saldırısı altında. Bunu 15 Temmuz'da bir başka şekilde denildiler. Şimdi bir başka şekilde deniliyor. Çünkü dünyada dengeler değişiyor. Biz bunu pandemiyle daha fazla hissetmeye başladık. Yeni bir dengeye oturuyor dünya ve Türkiye burada bir yükselen güç olarak işte yabancı bir analistin söylediği sözü çok beğendim. Ben dengeleyici bir güç olarak Süperler Ligi'ne girdi. Ve burada işte en son Karabağ Savaşı'nda gösterdi. İşte Suriye'yi parçalatmayacağım diyor. Irak'a etkili alan oluşuyor. Gidiyor Libya'da askeri üs kuruyor. Örnek olarak veriyor. İşte Yunan tarafına yıllardır yapılan haksızlığa Türkiye'nin âli menfaatleri olan baskı kurmaya başlıyor. Karadeniz'de doğalgaz bulunuyor. İşte Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları hızla devam ediyor. Bunlar çok stratejik şeyler. Bakın biz konjonktür olarak doları konuşabiliriz. Ya da bir siyasi parti liderinin açıklamasını 10 gün konuşabiliriz. Ama bu anlattığım şeyler yüzyılları, 10 yılları etkileyecek stratejik adımlar. Ve bu stratejik adımlarda elbette dışarıdan ses getiriyor. Ve içeride ne yazık ki işte bazılarının Saroz'un çocukları olarak adlandırdığı, bazılarının FETÖ'nün sevicileri olarak adlandırdığı gruplar, klişeler, klanlar ne olarak adlandırırsanız adlandırın habire bize saldırmaya devam ediyor. Bakın ben bu yayını izleyen yetkililere sizin ekranınızda şunu söyleyeyim. Bunların bir yaptırımı olması gerekir. Bu iş bu kadar boş değil. Gidecekler her gün bayrağıma sövecekler.
Her gün askerimi küçük düşürmeye çalışacaklar. Her gün bir vatan tartışması açacaklar. Bu işin bu kadar boş olmaması lazım. Hani bir söz vardı, ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşmaması gerekir. Yani bu çok olmaya başladı, ben söyleyeyim. Benim de çok dikkatimi çekiyor. Bu işin artık bir kriteri, bir sınırı, bir şey. He tabii insanların ifade özgürlüğü var. İnsanların kendilerini ifade etme özgürlüğü var. Ama bunun da bir hukuksal çerçevesi ve bir toplumsal dengesi var. Adam çıkacak, her gün vatana küfür edecek. Bu toplumun sosyolojisiyle, dengeleriyle oynayacak. Siyasi terör yapacak. Mecliste benim vergilerimle, senin vergilerinle maaş alacak. Kandil'e gidecek, orada fotoğraf çektirecek. Sonra kırmızı plakalı arabayla gezecek. Böyle bir dünya yok. Yani bunu hiç model olarak alınan Batı demokrasilerinde göremez. Git Fransa'da Fransız bayrağını hakaret et. Ben Fransa'yı böleceğim de. Macron'a diktatör de, seni ne yapıyorlar? Hadi de. Yani de. Ama bu ne? Türkiye bir tuhaflıklar ülkesi oldu. Bizde kolay. Yapılabiliyor. İşte öyle bir acayip alan geldi. Buna tepki gösterince de bütün oklar sana dönüyor. Senin üzerine dönüyor. Bakın şöyle de bir şey oluştu. Örneğin siz bu yayında da sosyal medyada bir gerçekliği, bir halkın tepkisini ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz. Gazeteci, aktivist ya da ne olarak var. Size öyle bir yükleniyorlar ki, sosyal medya şeyinden anlatıyorum. Yani algı operasyonu üzerinden. Yaptığınıza, yapacağınıza pişman olmak için üzerinize geliyorlar. Yani bir toplum mühendisliği bu milletin üzerine çok oluşturuyor. Bunun konu başlığımız olan mecliste de görüyoruz. Bugün kendini Erdoğan karşıtlığı üzerine oluşturan Millet İttifakı, Erdoğan'ı devirelim de bu memlekette ne olursa olsun pozisyonu olan Millet İttifakı ne yazık ki Kandil'in istediğini yapıyor. İran kuzeyinde Türk askerinin olmasını kim istemez? Kandil'deki KCK elebaşları istemez. Bu kadar basit. Suriye'de Türk askerinin olmasını kim istemez? İlk başta orada bulunan YPG'li teröristler istemez. Göz açtırmıyor Mehmetçik. Mesela şimdi bunlarla aynı çizgiye gelip el kaldırıp sonra da gidip o kürsüye çıkıp şerefin, namusun işte ant içip bunu yapmak ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Millet bunu görüyor. Millete iyi anlatmak gerekir. Bakın bizim millet bağırır. Ekonomi iyi değil der. Siyasi tepkilerini koyar. Her gün hükümetle ilgili eleştirilerini koyar. Ama vatan olduğunda, Türk bayrağı, hele o kınalı kuzusu Mehmetçik olduğunda hiçbir şeyi unutmaz. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Az önce de sen HDP sözcüsünün açıklamasını dedin. Bakın Kürtlerden diyor. Etnik terörün yanında etnik siyaset yapılmaya başladı. Bu çok tehlikelidir. Biz hepimiz oy kullanıyoruz değil mi o stüdyodakiler? Oy pusulamızda bizim aynıyetimiz yazıyor. Alevi, Kürt, Türk, Türkmen mi yazıyor? Ama neden böyle? Ya, ama bakın bu çok tehlikelidir. Ben size söyleyeyim. HDP'nin terörün ağzından bunları hep duyuyoruz zaten. Hani işte buna tepki koymakla. Tepki yerine aman o sözü... Orada bakın hukukçu kürsüye gidiyor. Tabii. Ben işte ben size yanlışla anlatmak istiyorum. Bakın orada Cem Bey var, hukukçu. Hukukçu çıkıyor, Türk medyasında da hukuksal bilgilerini paylaşıyor. Ben de izliyorum. Bakın bu anayasalda bir suçtur. Kimse etnik temelli siyaset yapamaz Türkiye'de. Yapamaz. Yani şimdi şöyle, HDP'nin yaptığı terör çizgisindeki siyasetten söz ediyorum. Bunu yapamazsın. Yapamazsın. Biz hiçbir zaman bu aziz vatandaşlarımızda da Türk milletidir. Hepsinin adı Türk vatandaşıdır. Oy pusularına giderken de aynıyetleri yazmaz. Bu gerçekliktir. Ne yazık ki bu Türkiye'de yapılıyor, söyleniyor ve burada HDP'nin nasıl bir anayasa istediğini de biliyoruz veya ipin neler. Tabii söyleyeyim bakın kapılar ardında siz bunları diyorsunuz, biz bunları söylüyoruz ama günlerde, biraz evet, önce söylediğiniz çok doğru. Bu Türk milleti özellikle milli konularda unutmuyor. Yani biz ne kadar... Feraseti vardır. Evet. Türk milletinin feraseti güçlüdür. Bir noktaya geldikten sonra aslında Güngör Hocam'ın bu söyledikleri bağlamında asıl büyük tehlikeyi bizim bu milletimizin, yüce Türk milletinin önüne koymamız lazım. Asıl tehdit şu. Bakın otoritenin olmadığı yerlerde suç örgütleri oluşur. Eğer devlet otoritesi etkin değilse bir bölgede, işte Afganistan'da biliyorsunuz en büyük uyuşturucu yetişkinliği. Çünkü orada devlet otoritesi olmadığı için otoritenin olmadığı alanlarda kaçakçılık özellikle şey yapar. Güngör Hocam'ın söylediği hadiselerden birisi. Bakın 2015 Temmuz'dan sonra çok güçlü bir şekilde bir mücadele konsepti geliştirdik. Bu mücadele konsepti hem Türkiye içerisinde hem de önleyici mücadele kapsamında sınır ötemizde
etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünü askeri anlamda yenilgiye uğrattık. Hı hı. Bu hem sınır ötesi ve sınır içindeki operasyonlarda hem de istihbarat nokta istihbarat operasyonlarında özellikle terör örgütü elebaşılarını... İçimizdeki hainleri ayıklamaya başladığımız bakın zaman... Bakın şimdi, bakın asıl işte burada parantez yani. Açmam, buraya not aldım. Yani parantez açmamız gereken hadise şu, bakın. Askeri olarak biten etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünü siyasi alanda... amacını gerçekleştirmek için ortaya koyduğu stratejiye işlerlik kazandıracak bir süreci yaşıyoruz. Şu anda işte orada da Anayasa Mahkemesi'ne büyük görev düşüyor. Yani hayır kapatma davası yok mu şu anda? Yani mesela bakın bugün o süreç nasıl işleyecek bekliyoruz. İşliyor, daha tedbir kararı vermedi. 77 milyon da ayrıca hazineden. Hayır bakın bugün Kandil'de yargı süreci o kadar uzun ki. Bugün Kandil'de yani. Terör örgütü elebaşılarının o klasörde neler vardır, şimdi, neler yok. Bakın mesele sadece o kadar şey değil. Yani bu bir kriminal bir adli süreç olarak değerlendiremeyiz. Asıl büyük siyasi mecrada yürüyen ve PKK terör örgütünün amacına ve stratejilerine işlerlik kazandıran, ona hizmet eden bir kötü süreci yaşıyoruz. Asıl görmemiz gereken hadise bu. Yani, tamam. Bu süreç şudur. Bakın biz hep sonradan ortaya çıkan olayları değerlendiriyoruz. Aslında hadisenin etnik ayrılıkçı PKK terör örgütü bir iddiayla ortaya çıkmıştır. Bir amaç ortaya koymuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için de bir strateji belirlemiştir. O stratejiyi ortaya çıkaracak araçlarını, insan unsurlarını, oluşumlarını vesaire ta baştan beri kurgulanmıştır. Tamam. Fakat onlar zaman kurguluyor ama Amerika'da bakın, kurguluyor ama Türkiye'de o refleksini almıyor mu? Şimdi bakın, kurgulamıştır. Etnik ayrılıkçı PKK terör örgütü süreç içerisinde değişen durumlar ve konjonktüre uygun olarak stratejilerini hep değiştirmiştir, geliştirmiştir. Tamamdır. Siyasi zemin şeyleri, faaliyetleri, legal siyasi aparatları 1990'da bu gelişen, değişen süreçlerde sözde gerilla üzerinden bağımsız bir devlet kuramayacağı ortaya çıktığında siyasi faaliyetlere yönelmiştir. Siyasi bakın. Amirim onu görüyoruz. HDP'nin talimatıyla artık hareket ediyorlar. Biz görüyoruz da nasıl Türkiye'nin Güngör Hocam Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti dedi. Şu andaki mevcut CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si olduğu iddiası mümkün değil. Kabul edilecek bir şey değildir. Biz, yani dilimiz yanmadan bunun farkına varılması gerektiğini vurguluyorsunuz. Abi bakın ortaya konulması olup biten hadise şudur. Millet İttifakı adı altında etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünün tırnak içinde söylüyorum askeri anlamda amacını gerçekleştiremeyeceği ortaya çıktığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünü askeri olarak yendiğinde başka bir mecraya yönelmek mecburiyeti ortaya çıktı. Eğer PKK terör örgütünü takip edenler, bu konuyla ilgili çalışanlar şu gerçeği görüyorlar. Örgüt elebaşısı da öyle demiştir. Hmm. PKK inanç, amaç ve taktiktir tamam. Demiştir. Şu anda muazzam bir taktik siyasi uyguluyor. Siyasi olarak bütün güdümlerini, CHP'nin, bütün hedeflerini bakın CHP'nin yaptığı şey şudur. Muhaliflik falan değildir. Ülke yönetme iddiasıyla bir siyasi parti olarak kendisini ortaya koymak ve ülkeyi daha iyi yönetmek tamam. iddiası da değildir. HDP'nin domine ettiği yönettiği, yönlendirdiği bir sürecin içerisinde etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünün stratejilerine işlerlik kazandıracak bir rol üstlenmiştir. Tamam. O zaman şunu diyeceğiz. Net olarak söylememiz gereken hadise budur. Tamam. Çünkü etnik ayrılıkçı PKK terör örgütü askeri olarak yenilmiştir. Tamam. Bunu da iyi anlatmak gerekiyor. Evet. Tabii göstermek gerekiyor. O zaman HDP, PKK dediğimiz zaman onların en büyük destekçisi ve amaçlarına uyan emperyal ülke kim? Amerika diyeceğiz herhalde. Amerika bakın, ne istiyor? Amerika ne istiyor? Bölgede bir sözde Kürdistan kurmak istiyor değil mi? Bunu askeri olarak yapamayacağını veya işte içine karıştırarak yapamayacağını anladı. Siyaseten Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Zaten Dostlar İttifakı ve Dostlar İktidarı HDP'nin de başa gelemeyeceğini biliyor. CHP'yi başa getirecek, HDP gündeminde olacak. Siyaseten bir hukuk çıkartacak. Aslında nasıl çıkartacaksa bunu böyle amaçlıyor. Bunun farkındayız ama şimdi
Biz de bunun önüne geçebilmek için, tamamen yıkabilmek için aslında bu operasyonların, harekatların temelinde de bu yatıyor. Suriye'ye şimdi bahsettik, tezkere çıktı. Hem içeride Sayın Müdürüm'ün dediği gibi taktik değişti diyor. Bu taktiğin değiştiğini zaten Kılıçdaroğlu-Biden yakınlaşmasından onu görmüştük. Onlar da çok gizlemiyorlar artık Sayın Müdürüm. Operasyon sinyalini vermişti. Tezkere geçti. 2 yıl deniliyor. Biraz önce hani belli bir amacı da olacaktır bunun 2 yıl olmasının, sahaya yansıyacak. Suriye'ye olası bir harekatta Amerika'nın, Rusya'nın tavrı ne olacak? Bizim ilişkilerimizle bir gerilme olur mu? Rahatsızlık duyar mı? Güvenlik hani devriye yaptığımız, anlaştığımız yerler var, her ne kadar Rusya uymasa da buna. Bunlar ne olur veya o operasyon olur mu? Yakın zamanda bekliyor musunuz? Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasından Amerika'nın duyduğu rahatsızlık mı? Tabii. Bir yandan yoksa Amerika ile kötü olmamıza rağmen Rusya ile yakınlaşmamız ve Rusya'nın bunu kullanmaması, herhalde bizim oraya bir operasyon yapmamız Amerika'yı ne kadar rahatsız eder ya da nasıl bir operasyon olabilir, nereye kadar gidebilir? Sonuçta PKK, PYD'ye desteği her ülkenin neredeyse var, her ne kadar anlaşıyor olsak da. Bu operasyon rahatsız ediyor tabii ki. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le görüşmesi, görüşme sonrasında bir takım sinyallerin verilmesi ve bölgesel aktör olarak iki liderin eş zamanlı görüşmesi, hemen akabinde işte Türkiye'nin gri listeye alınması, bu önemli. Halbuki kim yapıyor bunu? Bu çok ilginç, yani çok da komik. Yine Katsa yaptırımlarında Halkbank davasının yeniden günde temyiz kararının kabul edilmemesi ve 10 büyükelçinin hepsi aslında eş zamanlı senkronize, şöyle bir senkronize sistemli, çok normal. Yani bu hani bir insana uygulanan mobbing gibidir. Yani üst üste. Yeni savaş stratejisi, hibrit savaş stratejisi, evet. Tam da böyle bir. Bir dakika sonra reklama gideceğiz, sonra Sayın Cem Kaya'ya. Yunanistan'a hızla bir savunmada olsun, üstlerin açılması, bir takım askeri takviye, hatta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, buna Fransa'nın ve diğer ülkelerin de buna katılması. Suudi Arabistan, Mısır. Yani ANCLOS var bir de mesela, bu Asya Pasifik'teki hareketlenmeler. Evet. Hepsi birbirine. Tayvan krizi, evet. Çin'deki Tayvan krizi, yani bakacak olursak dünyanın her yeri neredeyse bir patlamaya hazır bir volkan gibi. Neredeyse. Ama Türkiye'nin bu süreçte NATO üyesi midir? NATO üyesi ise niye böyle davranılıyor? Yunanistan silahlanıyor. Karadeniz'deki faaliyetler. Bunların hepsini devam edeceğiz, evet. Ama kısa bir aranın ardından sonra tabii başka konular da var. Şu büyükelçilerle ilgili öyle bir rest çekti ki biz de bakıyorduk ne olacak diye. Ardından yansımalar var İngiltere'den, Rusya'dan, bütün ülkelerden. Onları da yansıtacağız tabii, söyleyeceğiz. Kısa bir aranın ardından. Evet, yayınımız devam ediyor, siyaset notları. Yine harekatla ilgili bir nefes alalım, bir virgül koyalım, bir başka başlığa geçelim. Osman Kavala, neden ülkeler için, hani 10 tane ülkenin büyükelçisi için bu kadar önemli? Ya da Kavala kim ki bu 10 tane büyükelçi, 10 ülke büyükelçi bildirisiyle ona sahip çıkmaya çalışırken müttefik Türkiye'yi karşılarına alabilmeyi düşünüyorlar? Yani... Eğer uzun tutukluluk süresi diyorlarsa, yargının yavaş işlemesi diyorlarsa, bu sadece herhalde Osman Kavala'nın sorunu değil. Bu ülkede binlerce tutuklu, yargılanan sanık da var ve o sanıkların da tamamı en az Kavala kadar tutuksuz yargılanmayı hak ediyor olabilirler. Ama nedense Amerika, Almanya, hatta Yeni Zelanda bile Kavala'yla ilgilendi. Acaba neden bu oldu diye soracağız. Sayın Cem Kaya'dan başlayalım. Ardından Güngör Yavuz Aslan'ı unutmuyoruz. Sizin de.
Çok önemli bir ifade kullandınız. Müttefik Türkiye. Buraya not aldım. Geleceğim. Şimdi bir önceki turdan nacizane iki cümleyi es geçmeden ifade etmek istiyorum. Şöyle. Şimdi Devlet Bey'in salı grup konuşmalarına bir bakın. Şimdi ben özellikle diyorum ki ya bu yayınlara gelmezden önce ofisteki arkadaşları çıkarın. Devlet Bey ne demiş? Çünkü oradaki cümleler sıradan basit cümleler değil. Bilakis özellikle iç siyasete ve real dış politikaya yönelik çok önemli mülahazaları, tespitleri içeren ve önü arkası çok iyi okunması gereken cümleler. Bugünden de ben şunları not aldım. Tezkere oylanmasına henüz geçilmemişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır dışı operasyona gönderilmesiyle ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi olarak ön şartsız evet diyoruz. Herkes tavrını belirlemelidir, CHP duyarlı olmalıdır. Bakın çok önemli, daha oylama yok ve orada dahi Devlet Bey bir aslında işarette bulunuyor, bir el uzatıyor. Şunu da bitiriyor. 1913'te fes takıp imparatorluk coğrafyasında düşman kovalayan vatan evlatları 1923'te bu defa kalpak giyip vatan topraklarından düşmanı kovmuşlardır diyor. Şimdi 1923-2021 değişen hiçbir şey yok. Yine zaten ifade ettiler. Bu ülkenin ne kahramanları serden geçtileri biter ne de hainler. İnanın bu 83 milyonun içerisinde o kadar ülkesi için ifade etti kıymetli Sayın Nur Hanım. Ya ölüme yemeğe gider gibi gidiyor. Düğüne gider gibi gidiyor. Bizi beklemeyin diyor. Onun için adları serden geçti. Onun için El Baba giderken, Münbiç'e giderken, onun için Cumhuriyet'in her döneminde Mehmetçik üzerine düşen vazifeyi ifa ederken anasından, babasından, bacısından, hanımından helallik alarak gidiyor. Onun için Anadolu topraklarında Mehmetçiğin ellerine kına yakılıyor. Bunlar çok önemli. Yani vatanına kurban olsun diye o kına yakılıyor. Mehmetçik sınır ötesi harekata geçiyor. Ana muhalefetin tırnak içinde kıymetli lideri çıkıyor. Asker kışlaya dönsün diyor. Sefer ya sefer. Sefere çıktıktan sonra artık ya askerin döneceği nokta yok. Asker ya muzaffer olacak. Çünkü nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri tarihin her döneminde medeniyet nurları taşımıştır ve ölümü kendisine hedef almıştır. Başarısızlık yok. Şimdi biz harekatı kendimize haftalardır şiar edindik mi? Hukuki zeminini hazırlıyor muyuz? Türk Silahlı Kuvvetleri de elbette bunun lojistik unsurlarını hazırlıyor. Ha, bu harekat olacak. Ama Amerika'ya rağmen olacak. Ama Rusya'ya rağmen olacak. Bakın net. Siz yine sual arz ettiniz. Amerika ile Rusya ile aramızda gerekirse açılır. Bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik ayağını o topraklara değdikten, kanını döktükten sonra geriye dönüş yok. Zaten şimdi şu 10 elçi olayından şimdi sonra. Şimdi geldik 10 elçiye. Bakın. Hatipler ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vazife ifa eden, Güngör Bey de ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli vekilleri ne yapıyor? Niye sessizler? Çok önemli isimler var değil mi? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hariciyesinde vazife ifa ettiler. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun da baş danışmanlığını yapıyorlar. Dış politikadan sorum. Ünal Çeviköz. Bak sözün bittiği yer. Sizlerin benim vergimle çok önemli silsile-i meratip içerisinde memuriyet ifa ettiler hariciyede. Türkiye Cumhuriyeti'nin hariciyesi bunlara teslim edildi. Karabağ Özgürlük Harbi'nde Azerbaycan topraklarında mücadele verirken Ermeni ordusuna karşı ne dediler? Türkiye Cumhuriyet Devleti cihatçı gönderiyor bölgeye diye ulusal kanallara bağlanıp, internasyonel kanallara bağlayıp tezvirat yaptılar. Bakın hani diyor ya Güngör Bey, o kadar kolay olmamalı. Anayasal suç, Türk Ceza Kanunu 216, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin alametlerine, bayrağına, vatanına, toprağına, meclisini tahkir ve tezif. Aynı Ünal Çeviköz hiç çekinmeden şunu diyebiliyor. Ülkemizde görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşır. Şimdi Mavi Vatan da var. Mavi Vatan çok güzel. Hafıza-i Beşen Nisan'la malüldür. 480 bin kilometre karelik alanda biz acaba haddimizi mi aşıyoruz diyen beyanatlar. Bunlar sıradan beyanatlar değil. Bunlar bu bilerek söylenen beyanatlar. Kasıtlı, taammüden, sistematik, senkronize ve bilinçli beyanatlar. Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru politikasına da yön veren beyanatlar. Çünkü ne demek genel başkan baş danışmanı? Kime soruyor? Kime soruyor? Ekonomiyi kime soruyor? Dış politikayı kime soruyor? Hariciyi kime soruyor?
Bu tırnak içine zatlara soruyor. Peki bu ülkemizde o görev yapan 10 maslahat güzel, diplomatik misyon şefi, büyükelçi, konsolos ne dediler? Hep anlattık bu yayınlarda, farklı kanallarda da. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal basınında ilk kez ben çıktım, dedim ki sizin yanınızdan hemen ertesi gün. Persona non grata ilanın Türkiye Cumhuriyeti tarihçisi tartışmalı dedim. Ya güldü bana hatipler bir yayında. Bu yayın değildi. Ya çok ileri gidiyorsun Cem Bey. Hayır. Çünkü niye hukuk konuşuyor? Hmm. 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu 9 ve 41. maddeleri. Elini kolunu bağlar maslahat güzellerin, diplomatik misyon şeflerin, elçilerin. 1964'te Türkiye üye oldu. Taraftır. Taraf, evet. Ve o büyükelçi geldiği zaman riyaseti cumhur makamına hazır ola geçer. O sahneleri iyi hatırlayın. Güven sadakat mektubunu takdim eder. Hı-hı. 41. maddede gereği kendisine tanınan bir takım ayrıcalıklar vardır. Yeşil plakalar vardır. Onun dokunulmazlığı vardır. İşlemiş olduğu belli bazı suçlarla ilgili masuniyeti vardır. Ve kendisine yönelik herhangi bir suç isnadında onu koruyan uluslararası konvansiyon hükümleri vardır. Peki bu hak mükellefiyetlere gayri hukuki bir şekilde riayet etmezse ne olur? Persona non grata ilan edilir. Bu ne demek? Bir de çok ileri zekalı Türkiye Cumhuriyeti'nde vekiller var. Onlar da diyor ki ya istenmeyen adam ilan ediyorsunuz. İstenmeyen kadınlar ne olacak diye bunu resmi kimi bakın bunu da bir açıklayalım. Bakın bunlar küçük elçiler. Bizi, ama bakın bizi biz yapan büyük elçiler küçük elçiler var. Yani, bravo. Bizi biz yapan değerlerin içini boşalttılar. Bilim adamı diyemiyorsunuz. Bilim insanı dememiz gerekiyor. Burada da çok kıymetli bir hanımefendi var. Kendisini tenzih ediyorum. Bu tür düşüncelerle gelen her insan bu toplumun değerlerinden ari. Neden? Adamın kökü Adem'dir, zaten insan demektir. Ademoğlu, insanoğlu demektir. Bakın bunları önce boşaltıyorlar. Siz bir bakıyorsunuz ki ya bir gün bilim adamı derken bilim insanı demeye başlıyoruz. Bir bakıyorsunuz ki ya imam figürü bir terörist faaliyetin organizasyonun tırnak içinde abisi konumunda önünüze geliyor. Sizin kullandığınız mukaddes değerlerin içi boşaltılıyor. Bayrağınız, kitabınız, mukaddesatınız, her şeyin içini boşaltıyorlar. Ve çok güzel ifade etti kıymetli Güngör Bey. Bunlar siyaset üstü konularken milli meseleler, supravalör konularken biz bunların çok ötesinde toplum mühendisliklerine muhatap oluyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugün Cumhur İttifakı devleti yönetme iddiasında ve iradesinde. Türkiye Cumhuriyeti çok kıymetli bir iletişim başkanlığı var, doğru mu? Çok doğru kullanması lazım. Osman Bey ifade ettiler. Dedi ya artık hibrit savaşlar var. Yani topuyla tüfeğiyle gelmiyor elin Amerikalısı, İngiliz'i. Zaten İngiliz hiç gelmiyor. 10 tane büyükelçinin içinde hangi ülke yok? United Kingdom yok. Ne tesadüf ya. Ama onu temsilen Commonwealth ülkeleri var. Peki ne değişti de bir gecede 25 Ekim tarihinde in response to questions regarding the statement of October 18th the United States notes diyor. Yani bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o çok kadim, çok burnu büyük, kibirli dünyayı yöneten elçiliği bir anda diyor biz 18 Ekim'de açıklamamıza yönelik bir takım sualler geldi. Biz Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayetle mükellef olduğumuzu hatırladık diyor. Ne değişiyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti, Cumhur İttifakı'nın iki kıymetli lideriyle bir duruş sergiliyor. Kararlılık. Evet. Bu, bakın bu çok önemli. Kararlılık çok bu önemli. Bu Elif misali dimdik durmaktır. Türkiye Cumhuriyet Devleti uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullanıyor. Hiç kimse olmayan bir hakkını dermeyan edip ben istemiyorum bu elçileri haddini aşmış diplomatik misyon şeflerini demiyor. Yine Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi, yine Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1964'te taraf olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm diplomatik misyonlarının yurt dışında riayet ettiği, bakınız. Siz gidin Fransa'da, ABD'de, İngiltere'de bir çıkın bakalım ya, onlarla ilgili yargılanan bir şahsın demokrasi, özgürlük, hukuk adına tahliyesini isteyin Alptekin Bey. Bakalım ne yapıyorlar sizin elçiniz. Bakalım sizin elçiniz o ülkede kaç gün nefes alabiliyor? Dolayısıyla şunu da bitireyim değerli hatiplerin vaktini almayayım. Türkiye Cumhuriyeti Hariciyesi tarihin hiçbir döneminde görülmedik bir mücadelenin içerisindedir. Bizlere düşer. Bakın yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir lisan, yeni bir algısal projeksiyon içerisinde hukuksa hukuk, siyasetse siyaset, dış politikası dış politika,
bunları haykırarak bu ekranlardan milletimize derdimizi anlatmamız lazım. Bu Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin derdi değil. Bu milli bir dert. Ya 2023'te var olacağız ya da 2023 bu ülkenin, bakın, çok önemli bir tarihidir. Sıradan tarihler değil bunlar. Seçim de Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. 2023'e denk geldi. Bu ülkenin varlık yokluğu sandıkta oylanacaktır. Peki, peki. Şimdi Güngör Yavuz Aslan, 10 büyükelçiden hani bahsedelim. İstenmeyen adam, hani persona non grata ilan edilmesiyle aslında böyle bir restin sonuçları da vardı. Hani Türkiye açısından baktığımızda başta ticaret olmak üzere ekonomik anlamda kötü yansımaları da olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı bu sonuçların doğuracağını bile bile Türkiye'nin bekasını düşünerek o dik duruşu gösterdi ve rest çekti. 10 büyükelçiye. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ardından gelen tabii İngiliz basını olsun, Rus basını olsun, diğer Avrupa'da Erdoğan geri adım attırdı manşetleri büyüklüğünde geliyor. Yine Ermeni lobisinin çıldırdığını görüyoruz. Aramızdaki küçük elçilerin farklı yönlere çektiğini görüyoruz bu söylemleri, ama senin de yorumun merak ediliyor tabii. Ben geçen haftaki yayınımızda söylediğim bir şeyi tekrarla hatırlatmak istiyorum. İlk önce 10 büyükelçi dedim. Büyükelçilik alanlarının dışına çıkıp farklı bir pozisyona gelmiş dedim. İşte bu da Cenevre Sözleşmesi. Bunların görev alanları belli. Yani bizim büyükelçilerimizin görev yaptığı ülkelerdeki görev alanları da belli. Bunu da Uluslararası Cenevre Sözleşmesi diplomatik olarak düzenliyor. Aslında Türkiye bu diplomatik krize bir diplomatik atakla karşılık verdi. İstenmeyen adam olarak ilan edildiğini açıklayarak karşı tarafın ne yapacağını beklediler. Onlar da Cenevre Sözleşmesi'nin bağlılıklarını bildirerek geri adım atmış oldu. Bu çok hızlı bir, işte bir haftalık konuştuğumuz çok hızlı bir süreç oldu. Ama burada bir tuzak var. Aslında bu üst takıl büyükelçiler aracılığıyla yapmak istedikleri Kavala tartışmasını başlattılar. Asıl amaç buydu. Yani Türkiye'de yargı süreci devam eden bir konuyu, işte Kavala davası olarak adlandırılıyor. Diğer bir davada Demirtaş davası. Bir tartışma oluşup kamuoyunun beynini işgal etme sürecini başardılar. Buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan da devlet başkanı olarak koyması gereken tepkiyi koydu. Sonuçta burası bağımsız ve egemen bir devlet. Ben her zaman bu tür çıkışlarda, işte başka zamanlarda Türkiye'ye dayatma olduğunda, biz milli mücadele başlarken manda ve himayeyi reddettik. Erzurum ve Sivas kongrelerinin ana söylemlerinden biridir. Yani Türkiye'nin kuruluş felsefelerinde kuruluş mantığı ilk önce Amerikan mandasını, sonra İngiliz himayesini reddetmiştir. Çünkü bu dönemin İstanbul'daki idarecilerine teklif edildiği için Anadolu'da başlayan milli mücadelenin öncüleri Sivas ve Erzurum'dan ses vermiştir. Ama 100 yıl sonra manda ve himaye zihniyeti, işte bazen elçiler açıklaması olarak, bazen akademisyenler açıklaması olarak, bazen şu olarak karşımıza çıkıyor. Bu devam ediyor. Bundan sonra da olacak. Önemli olan buna karşı koyabildiğin ataklar, refleksler ya da duruşlar. İşte Cumhur İttifakı'nın siyasi yapısı bundan çok değerli. Daha milli, daha keskin, daha dik. Artık öyle eskisi gibi, işte böyle bir kriz yaşandığında Amerika ne der? Aman orayı arayalım, aman burayı, aman incitmeyelim diyeyim ne? Siz elçilik elçisiniz, işinize bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin işlerine karışamazsınız dendi. Ve kriz şu anda sonuçlanmış. Ama bu Kavala davası ile ilgili hem Millet İttifakı'nın içinde ya da farklı siyasilerden de açıklamalar geliyor. Olmaması gereken bir durum var. Bir hukuksal süreç siyasetin konusu olamaz. Yani ben de yargılanabilirim. Siz de bir yargı süreci geçirebilirsiniz. Sonuçta bu adalet sistemi hepimiz için. Bu süreç devam ederken, yani herkes diyor mahkemeler bağımsız. Yargı süreci devam ederken siyasetin konusu olamaz. İşte o zaman kriz çıkar. Asıl üzerinde durulması gereken bu. Yani siyasi partiler yapılarını ve çalışmalarını anayasal düzenden alırlar. Bizdeki mahkemeler de Türk milleti adına anayasal düzenin içinde faaliyet gösterir. İşte Demirtaş davası, Kavala davasını konuşurken acaba diyorum, kocaman bir soru işareti, bize Öcalan davasını mı konuşturacaklar tekrar? Yani bu bir zincirleme ve reaksiyon etkisi olarak gelir. FETÖ davalarını mı konuşturacaklar? Acaba diyorum bizi hazırlıyorlar mı? Reflekslerimizi mi yokluyorlar? Bir gazeteci olarak bunu her zaman sorguluyorum. Şimdi
Buyurun. Güngör Bey size bir katkı sağlasın. Çok önemli bir ifade de buyurdunuz. Sizin hatırlarsınız de. Ana muhalefetin sözcüleri bugünlerde şunları ifade ediyorlar. Kesinleşmiş mahkeme kararlarını tanımayacağız. Bakın bunlar sıradan cümleler değil. Öcalan kararıyla bunu irtibatlandırmayı ben zatenize bırakıyorum. Tabii Kandil'in işaret ettiklerini de biliyoruz CHP'ye her türlü. Bakın şimdi söylenmeyen bir şey var. Aslında malumun herkesin aklından geçen bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile bir işbirliği yaparak dolayısız olarak da bu Kandil demek yaparak yeni bir süreci başlatmak istiyor iktidar olarak. Yani onun sahip olduğu oy tabanına kendine evrilerek işte büyük şehirleri aldık. Ankara ve İstanbul örneğini veriyorlar. Yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Belki bu sürecin adı bir tahmini Öcalan süreci olacak. Çünkü HDP çatır çatır bugünlerde pazarlık ediyor. Bakın hem eş başkanlar hem parti sözcüleri söylüyor. Artık netleştirelim, protokol mü yapacağız? Yol haritamız belli olsun. Tırnak içinde Erdoğan devireceksek bana ne vereceksiniz? Benim pozisyonum ne olacak? Bunu. Bu biraz bir gazeteci olarak gözlemem İyi Parti güç sancısına neden oluyor. İşte kendini orada milliyetçi olarak tanımlayan bir kitle var. Bir güç sancısına neden oluyor ister istemez. İşte bu Millet İttifakı'nda herkes Meral Akşener şunu aday gösterdi. Bunu tartışma asıl sorunsal bu. Yani öyle bir karşımıza aritmatik var ki Saadet Partisi'nde de rahatsızlık var. İşte İslam'ı değerleri çok yüksek olan Milli Görüş Partisi olarak Saadet Partisi din düşmanı olan PKK ile aynı kefede nasıl durabiliyor? PKK biz dinsiziz diyor. Açıkça söylüyorlar yani din afyondur diyorlar. Ya da kendisini ülkücü milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti'deki milletvekilleri Öcalan sevicilerle nasıl bir arada geliyor? Ama burada atlanan bir şey var. Bütün bu fotoğrafın, bütün bu aritmatiğin içi dizayn eden FETÖ algısı. Bu çok atlanıyor. Ben bunu her zaman yazıyorum ve her zaman söylüyorum. Bu beş benzemezi bir araya getiren şeytani akıl FETÖ'de var. Öyle bir dizayn ediyor ki. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'da yediği darbeden işte FETÖ elebaşları Sözde Gazeteciler yayın da yaptılar geçen. Bütün kurumlarımızı geri alacağız, geri geleceğiz diyorlar. Çıkış yolu olarak sadece bu beşliği görüyor. Böyle bir sistem ve aritmatik göremezse çünkü Cumhur İttifakı hem siyasi irade olarak hem devlet aklı olarak. Güngör Yavuz Aslan, siyaseti biraz okuyanlar bakınca aslında trajikomik olayı da görmüyor. Mesela tabii Saadet öyle. İyi Parti'ye baktığınız zaman bir genel başkan belli bir konuda HDP'ye tavır almış gibi gözüküyor. Öteki Sevecen ılımsı yaklaşıyor. İP Genel Başkanı kahvaltı diyor. Bir genel başkan yardımcısı yine ters diyor. Yani her dala bir şey uzatıyor. Yani ama herhalde bunlar seçim yaklaşınca herkes tarafını seçecek gibi gözüküyor. Her ne kadar elinde yani bir yerde şu da var. Tutamaz herhalde kimse. Şunu da konuşmamız gerekir. Şimdi seçim tarihi belli değil. Baskın yanında erken seçim yok. O görünen o ki 2023 Haziran ayında işte bir hafta önce olur, bir hafta sonra olur seçim takvimine göre. Olan zamanda olacak bir seçim var. Sürekli işte onun oğlu mu aday olacak, bu mu aday olacak, yavaş daha mı yakın, işte alt alta tartışmaları konuşması gereksiz. Çünkü seçim zamanı konuşulur. Ama Cumhur İttifakı'nın iki partisi AK Parti ve MHP hem genel kurullarında hem siyasi söylemlerinde seçimin zamanında yapılacağı ve adaylarında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylediler. Adaylarını belli ettiler. Şimdi Millet İttifakı'nı kendisine açıkça söyleyeyim. Bakın Millet İttifakı tamamen kendisine Erdoğan'ı devirmek üzere konumlanmış bir iktidar. Onlar işte projelerimizle, ekonomik projelerle, güvenlik politikalarıyla, uluslararası politikalarıyla insanların önüne bir proje koyup iktidara talip olmuyorlar ülke yönetmeye. Biz Erdoğan'ı göndereceğiz diyordu. Bugün Erdoğan'ı göndereceğiz diyenler kim? Kim 17-25 Aralık'tan sonra bas barbaran FETÖ'cü kitle. Hatırlayın. FETÖ'cü kitle. Şimdi siyaset okumalarını iyi yapmak lazım. Bak bu memlekette konuşturulma. Hemen bunu konuştuğunda Erdoğan şunu yaptı, Erdoğan bunu yaptı, işte şunu yaptı diye bir algı operasyonu başlıyor. Bakın hangi meşru zeminde siyaset yapan parti, dernek, gazeteci alt alta koyduğunuzu meşru zeminde gayrimeşru yapılarla, terör örgütleriyle birlikte hareket edebilir. Sen bunu nerede yapabilirsin? Böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde var? Ben içimize düşürdüğümüz yanlışlığı, geçtiğimiz o kara koridoru anlatmak istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu 15 Temmuz'da sen milletçe, askerinle, milletinle bütün saldırılara gidip şehitler verip bedel ödeyeceksin.
Ama bunun artçıları elini kolunu sallaya 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 ekran ekran gezip sokak sokak gezip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de girip sana hala FETÖ'nün pazarından mal satacaklar. Bakın şunu çok iyi görelim. Diyor ki HDP, çok HDP karttan açık oynuyor. Biz IŞİD'iz, PKK diyor. Açık, terör örgütü IŞİD'iz diyor. Kandil'den emir alıyoruz diyor. Bölücü başı diyor, liderimiz diyor. Şimdi öbür tarafa baktığımızda CHP, zaman zaman İYİ Parti'nin içindekiler, işte kanun hükmünde kararnameler vesaire söylemlerinin altında yazan FETÖ'cüleri affedeceğiz diyor. Ya oradan Abdullah Öcalan tartışmasının açılması endişesinden de bahsettiniz orada sözü. Tabii tabii yani biz şimdi çok bakın şimdi size kısaca bir şey söyleyeyim. Yani, sınırımızın bizim güney sınırlarımızı sarmışlar. Söyle Amerikalılar gelmiş Johnny'ler, bir tarafa Ruslar gelmişler. Yanlarına herkes kendisine göre yönetebileceği terör yapılarını abiyane tabirle köpeklerini almışlar. Türkiye'yi nereden saldıracağız diye bekliyorlar, pusuya yatmışlar. Türk devlet aklı da bunu görmüş. İran kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine askerini sokmuş. Kardeşim gelecekseniz buradayız diyor. Böyle bir stratejik zamandan geçerken, güvenlik başlıkları adına anlatıyorum. Biz işi gücü bırakmışık. Bir parti genel başkanı şu demiş. Kavala davasında boğulacakmış. Demirtaş ne zaman çıkıp tekrar ekran saz çalmaya başlayacakmış. Vesaire vesaire bunları konuşuyoruz. Bakın biz bir 100 yıl içinde, şöyle bir tarih okuma yaklaştığımız şu 100 yıl içinde koskoca bir imparatorluktan bir mücadele vererek cumhuriyet devlet kurmuş bir milletiz. Hala bizim konuştuğumuz bu sorunlar diyorum. Bakın Libya eski Osmanlı toprağı, Suriye eski Osmanlı toprağı, Irak eski Osmanlı toprağı, bugün Karabağ eski Osmanlı toprağı. Neden söylüyorum biliyor musun? Bugün Kırım eski Osmanlı toprağı. Kriz olan bütün bölgeler hala Birinci Dünya Savaşı'nın artçıları. Birinci Dünya Savaşı'nın hesaplaşması ya da sorunsalları bitmedi. Şimdi Türkiye buna karşı Libya'ya kadar giden bir mavi vatan stratejisiyle bir strateji koydu. Sözümü şöyle bitireyim. Lütfen. Mesela mavi vatanı eleştiren CHP'lilere şunu söylüyorum. Gerçekten bir çıkmaz sokaktasınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Afyon Kocatepe'den askerlerine büyük tarzın emrini verirken ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiş. Akdeniz mavi vatanın kendisi. Yani sizin işte dillerinizden düşürmediğiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce mavi vatan stratejisini görmüş. Onun ilk hedef Akdeniz dediği strateji bitti mi? Elbette devam ediyor. Onun misak-ı milli yemini olarak milletin önüne koyduğu strateji bitti mi? Elbette devam ediyor. Bitmeyecek çünkü bu Türk'ün milli yemini. Yani Türk milleti bir defa yemin ettiğinde yeminini tutan bir millet. Peki. Peki. Sayın Kaya, notlar da aldınız. Bir yandan da fark ettim. Şimdi ne diyorsunuz? Hem tehlikeden, endişeden bahsediyor. CHP'nin biliyoruz KYK'lılara da ağzına bal sürdüğünü, ona özgürlük Demirtaş için, Kavala için seferber olmuş durumda. Bu nereye kadar gidecek? Artık Demirtaş hani iple randevulaşıp Meral Akşener'le kahvaltı şeyi vardı ama zannetmiyorum Kılıçdaroğlu için öyle bir sorun yok. Çat kapı gidip gelebilirler seviyesindeler. Bu noktada öyle bir endişe yaratacak bir şey var mı? Hani Anayasa Mahkemesi zaten eleştirilirken bir yandan HDP'nin kapatılması davasında gösterdiği duyarsızlıkla bir de böyle bir şey de olgular da var. Biraz önce siz de bahsettiniz farklı bir şekilde amaçlarına ulaşmak istiyor diye. Aynen öyle. Ben not aldım. Evet. Şimdi bütün bu tabii söylenenleri 7-8 dakika içinde bu söylenenleri derleyip toplarsak şunu ifade etmem lazım. Belki tekrara düşeceğiz ama söylemek mecburiyetindeyiz. Kim kiminle ne yiyor, ne içiyor bu bizi ilgilendirmiyor ama bu yeme içme işinde kim kimi kullanıyor, kim kimi kendi amacı için araç olarak kullanıyor. Bu gerçeği ifade etmemiz lazım. Bakın yeni savaş stratejisinden, hibrit savaş, karma savaş stratejisinden bahsettik. Artık orduların cephede birbirleriyle savaşarak bir yeri ele geçirme stratejisi çok uygulanabilir bir şey olarak görülmüyor. Dikkat ederseniz geriliyor. Bir noktada başka etkenler, faktörler, araçlar ortaya sürülüyor. Soros da bu noktada hep vurgu yapıyor. Bakın ya. Şimdi burada asıl kullanılan hadise şu, ya taşeron terör örgütleri kullanılıyor ya da psikolojik harp unsurları sahaya sürülüyor. Ajanlar, etki ajanları da aslında bu psikolojik harp unsurları içerisinde sayabiliriz. Bunlar işte medya, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri vesaire gibi. Neden Kavala'ya sahip çıkıyorlar? Çünkü Kavala bu psikolojik harp
unsurların etkili araçlarından, etki ajanlarından birisi. Adamlarına sahip çıkıyorlar. Adamlarına sahip çıkarlarken de farklı bir zaviyeden lanse ediyorlar bu kişiyi. İşte sivil, siyasi, insan hakları aktivisti gibi tırnak içinde. Ya söylemlerini hazırladım da gerek yok dedim çıkarmaya. Abi, hani PKK bakın yani malum zaten. Bakın bunlar adım adım. Yani sıradan tabii hadiseler. Tabii kravat takınca, ceket giyince sıradan hadiseler değil. Osman Kavala'nın hangi kırılma noktalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti aleyhine durduğunu söylüyoruz. Gezi olaylarında. MİT müsteşarına yönelik darbe girişiminde, MİT müsteşarı üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisizleştirilmesi sürecinde nerede durdu? Bu operasyonlar sırasında kullanılan argümanların ve sloganların kim tarafından nasıl ne şekilde ortaya konduğu hep adres olarak Osman Kavala'yı gösterir. Ve Osman Kavala gerçekten de psikolojik harp unsurları içerisinde en etkili etki ajanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görmezden gelmesi çok mümkün değil. Şimdi bakıyorsunuz MİT müsteşarına yönelik operasyon yapılacaktı, başarısız olundu. Sadece bunu FETÖ'nün kendi dinamikleriyle gerçekleştirmeye çalıştığı operasyonlar olduğunu, darbe girişimleri olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Çünkü o da psikolojik harp unsurlarının unsurlarından birisidir FETÖ'de. Aynı PKK'nın, DHKPC'nin, DAEŞ'in vesaire olduğu gibi. Çünkü bunlar taşeron gruplar. Zaman içerisinde amaç olarak şu iddiayla bu amaçla kurulmuş olabilirler ama süreç içerisinde emperyal güçler ya da kullanabilen güçler, bu güce sahip olanlar bunları amorf haline getiriyorlar. Yani değiştirip dönüştürüp kendi amaçları için kullanılabilir hale getiriyorlar, örgütler haline getiriyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz 17-25 polis yargı darbe girişimi başarılamadı. MİT tırları hadisesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütlerine yardım eden ülke konumuna yine iktidar üzerinden iktidarı etkisizleştirme, bu da başarılı olamadı. 15 Temmuz gibi bir terörist kalkışma, Türkiye'yi işgale açık ve hazır hale getirme girişimi, çünkü burada bir ülke iddia etme nin olmayacağı belli, sadece bir iç kargaşa çıkarıp Türkiye'yi istilaya açık ve hazır hale getirme girişimiydi. Bu bir terörist kalkışmaydı. Bunda da başarılı olamadılar. Burada geçen gün televizyonda bir programda tartışmada söylendi. Değerli hocalarımız da vardı orada. Her ne kadar WhatsApp'tan yazmış olsam da geç intikal etti herhalde. Şu dile getirilmedi. Bakın 15 Temmuz 2016 terörist kalkışması öncesi Mart ayında CHP Genel Başkanı'nın bir iddiası var. Diyor ki iktidar gitmeyecek ama nasıl gideceğini söylemiyor. Ortada seçim yok. Meşru yöntemlerle bir iktidarın değişme süreçleriyle ilgili bir girişim yok. Böyle bir gündem de söz konusu değil. Mart ayında diyor ki AK Parti iktidarı gitmeyecek, direnecek ve kötü şeyler olacak. 4 ay sonra 15 Temmuz hadisesi gerçekleşiyor. Gerçekten de vatanseverler direniyorlar ve bu terörist kalkışma kırılıyor. Ondan sonra ki süreçlerde de bu iddialar tedricen devam ediyor. Ve en son siyasi cinayetler hadisesi. Başbakan oluyordu birileri o süreçte. Bak ya, bunların hiçbirisinin birbirinden bağımsız olabilme şansı yok. Bunun için çok zeki olmaya da gerek yok. Üst akla sahip olmaya da gerek yok. Sözümün başında ifade ettiğim gibi dört işlem mantığına kafası çalışan herkes aslında bunu görüyor. Fakat yeni bir lisan geliştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Bu ülkenin insanlarına bu gerçekleri olabildiğince etkili şekilde ifade etmemiz lazım. Şimdi etnik kimlik siyaseti yapan etnik ayrılıkçı PKK terör örgütünün legal alan aparatı HDP özellikle etnik kimlik vurgusu üzerinden o sosyolojiyi konsolide etmeye çalışıyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti'ne
aitlik, sahiplik duygusuyla bağlı olanları ya da bir şekilde çok farklı faktörlerle başka yerlere angaj olmuş bu ülkenin insanlarını ikna etmek mecburiyetindeyiz. Öyle ikna etmek mecburiyetindeyiz ki etnik ayrılıkçı siyasetin korkunç bir sonuca yol açacağı gerçeğini zihinlere kazımamız lazım. Yani şimdi HDP domine ediyor değil mi bu ittifakı? Zaten terör örgütü elebaşılarında açıklamalarında deniyor ki bakın öyle bir noktaya geldik ki bizim amaçlarımızı gerçekleştirme konusunda CHP bizim açımızdan çok iyi bir partner olacak. Ancak onun üstünden yürüyebiliriz. Başka şansımız yok. Her ne kadar İP idaresinin kendi sosyolojisini ya da seçmen kitlesini bir şekilde kullanabiliyor olsa da benim düşüncem şu. Bu kitle HDP'nin koltuk değneği olacak bir kitle değil. Bir yere kadar gelecekler. Ümidim o, inancım da o. Yani o kadar bu hadiseleri görmeyen bir kitle değil. Vazgeçecekler. Peki, ben bundan eminim. Bizim asıl bir yere gelmeden önce umarım daha önce vazgeçerler. Ama şu şey bir cümle söyleyeceğim lütfen, şeyde elçiler konusunda. Şimdi iki kitle vardı. Bunlardan birisi ezikler diyebileceğimiz birisi. Sadece çalışan organın midesi olan bir takım insanlar vardı. Bir de asıl mevcut iktidar üzerinden tam bağımsızlık kıyamı yapan Türkiye'yi diz çöktürmek için el ovuşturanlar vardı. Bu büyükelçiler hadisesinde bu iki kitle bir turnusol vazifesi yaptı büyükelçi hadisesi. Onları hani idiot gibi ortaya çıkardı diyeceğiz ya aslında hadiseye bir de bu zaviyeden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi ekleyecekleriniz var mı diyeceğim Sayın Kaya. Sonra da Azerbaycan ziyareti vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Son olarak da o konuya gireceğim. Sayın Nur Hocam buyurun. Büyükelçiler konusunda ben de bir şey söyleyeyim. Lütfen zaten sizden. Şimdi büyük ülkelerin büyükelçileri bunlar. Yani şöyle söyleyeyim. Güçlü ülkeler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tabii. Nasıl Zeyfer okumak Veli'de, gerekiyor tabii. Almanya, Yeni Zelanda yani daha doğrusu refah seviyesi gelişmiş gayri safi milli hasılanın yüksek olduğu. Dünyada ekonomi gücünü işte G20 arasında yer alan gelişmiş ülkeler diyelim. Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak mı onu da bir akılda tutalım son dakikalarda. Şöyle ama maalesef bir ülke hakkında yani bir ülkenin iç işlerine, iç siyasetine karışma yetkisinde kendilerini gören ülkeler. Değil mi? Yani en üzücü kısmı o. Şimdi persona non grata Sayın Cem Kaya çok güzel açıkladı. Bir devletler arası ilişkilerde bir ülkede kalması yasaklanan veya istenmeyen kişi anlamında kullanılır. Bu kadın veya ya adam. Onu birden aynı diplomatik temsilci kimse yani. Onu birden aynı anda aynı şeye 1961 sözleşmesine dayanarak Türkiye'nin de 1964'te taraf olduğu ve 9. 1A bir ilk bentlerinde belirlenen ama belirli tabii hususlar var orada. Neler, niye persona non grata? Birincisi o devletin menfaatlerine aykırı hareket eden. Bu her şey olabilir. Devletimiz. Kabul eden devletin. Böyle bir hakkı yok diplomatik temsilcinin. İkincisi kabul eden devlette suç işleyen herhangi bir çünkü diplomatik dokunulmazlıkları var. Çok uzun yıllar ben diplomatik yazışma, diplomatik correspondence dersi verdim. İletişim. Yani iletişim siyaset biliminde çok uluslararası ilişkilerde çok önemli. Her metin yani her biz o metinleri incelerdik. Düşünün yani büyükelçiler gelir. Her kelime, her işte biliyorsunuz. Tabii. O kadar önemlidir ki o. Yani tabii. Sayın Çeviköz'ün açıklamalarını ben hayretle şeyim çünkü bilmemesi imkan yok. Yani siz bilmeyebilirsiniz, biz herkes ama diplomatik bir temsilci söylediği her kelimin hatta protokolde resepsiyonda kimin nerede oturacağı, kimden önce yani bunların hepsi bellidir. Biz mesela ben uluslararası kongre düzenlediğimde çok korkarım hani bir yerde bir hata olmasın diplomatik temsilci nerede olacak onun söz hakkı nasıldır bunları biz biliriz. Şimdi bu kişilerin üçüncü maddeye gelirsek
Üçüncü maddede de yani aslında biz birinciye dayanarak bunu yapıyoruz. Misillemedir. Misilleme, mütekabiliyet. Yani bir siz mesela biz bunu hangi ülke? İsrail'le yaşamış. İsrail'le alçak. Bir ülkenin eğer kabul eden devlet bizim diplomatik temsilcimize bir istenmeyen kişi ilan ederse biz de misilleme olarak aynı şekilde ilan ederiz. Yani karşılıklı bir diplomatlarım. Şimdi bunlardan bir tanesini ele alırsak ilki buraya tam uyuyor. Yani ve bu kararı kabul eden devlet uyguladığı zaman hiçbir şekilde sorgulanamaz. Yani diplomatik temsilcinin de dokunulmazlığı var. Ama sorgulanmadan bu kararı açıklar. Yani herhangi bir gerekçe, hani mahkemelerdeki gerekçeli kararı yazılır ya, böyle bir şey de yok. Yani geçen gün yapılan, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü belirttiği karar ve bugün dün Bakanlar Konseyi'nde alınan kararge'ye eğer böyle bir şey alınırsa bunun kimseye bir kimse bunun hesabını soramaz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri hemen arkasında 41. maddeye getirmesi ve bunun gerçekten diplomatik temsilcilerin görevlerini hatırlatması da bu yöndedir. Bütün bunları toparlayacak olursak böyle bir densizlik diyorum ben. Çünkü hiçbir Türkiye'nin herhangi bir diplomatik temsilcisi yurt dışında bulunduğu zaman o ülkenin siyasi yargı, ki kuvvetler ayrılığı var, yasama yürütme yargı. İşleyiş süresi çok uzun olabilir, belki size göre haksız hukuksuz değerlendirebilirsiniz. Ama sonuçta burada bir yargı süreci vardır ve yargı sürecine göre siz karışamazsınız. Ya, onur yani. Yüden şey Kavala'nın uzun süre tutuklu kalması. Hele ki devam eden. Yani, Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, devam eden bir süreç. Bunu hiç sadece diplomatik temsilciler de kimse yani sonuçta yargı bağımsızdır. Siyaset, yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesi temeldir. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak herhangi bir Türkiye'nin temsilcisi herhangi bir ülkede bulunduğu zaman derhal bu karar alınır. Yunanistan uyguluyor bunu mesela. Çok rahat uyguluyor. Ve buna karşı yapılan açıklamalarda bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Türkiye 15 Temmuz geçirdi. Türkiye çok sayıda o darbe girişimi gecesi kayıp verdi. Ve o korkuyu hep beraber yaşadı. Korkmadık gerçi. Zaten onların da en büyük endişesi bu. Maalesef bu vatan duygusu, vatan için ölmeyi bir türlü kaldıramıyoruz. Afganistan'da olduğu gibi. Hani bu duygu insanların sokaklara, çünkü bunu kaldırdıkları an zaten çok kolay ele geçirilir. Yani bir türlü bunu çözemiyorlar. Türkleri de çok iyi tanıyorlar. Yani aslında gerçekten Türklerden korkuyorlar. Yani Lejyonerlerle bu yapılmaz. Yani paralı, kimse parayla. İşte Afganistan'da örneklerini gördük. Yani daha iyi paralı ordu kurdular. 300 bin kişi bir anda yelpaze gibi dağıldı. Biraz daha fazla para veren tarafa gider yani. Vatan ve aidiyet duygusu çok farklı bir şey. Yani dolayısıyla aslında karar alsaydık bile yeriydi. Geri adım attı. Belki şöyle demek daha doğru olur. Geri adım atmaktan ziyade bence aslında onlar amaçlarına ulaştılar ama bizim kararlılığımızı yani Türkiye'nin kararlılığını görünce bunun da çok da mümkün olmadığını anladılar. Aslında o kararlılığı göstermenin yarın yapacaklarımızın da aslında arkasında durup ne kadar kararlı olduğumuzu da gösteriyor. Buna operasyon da diyebiliriz, harekat da diyebiliriz herhalde. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi. O açıda da vatandaşın da tabii gönlüne su serpiliyor. 10 dakikam kaldı. Güngör Yavuz Aslan mı diyelim? Tabii. Güngör Yavuz Aslan. Deplasmanda. Son 10 dakika. Ama burada bir şey söyleyeyim mi? Bir cümle. Şimdi bu 10 ülkenin yanında başka ülkelere de bu teklif götürülmüş. Sadece 10 ülke değil, başka ülkelere de götürülmüş. Başka ülkeler bunun çok mümkün olmadığını, uygun bulmadıklarını söylüyorlar. Ama 10 ülkenin yanında bir başka unsur daha başka var. Ülkelerin... 11. Büyükelçi var. Bak bunu göz ardı ediyoruz. Yani bu bildiriye imza atan, herkesten daha önce giden 11. Büyükelçi var. O da içeride. Onu bil. Peki. Buyur Güngör Hocam, kusura bakma. Güngör Aslan, son 2 dakika, yani ikişer dakika bir söz verelim, bitirelim.
Şimdi tabii Azerbaycan ziyareti vardı, o da önemli. Evet, evet, Özbekistan seçimi vardı biliyorum, o da önemli. Ama bir iki dakika sana verelim sonra. Hızlı bir şekilde lütfen. Sıcak gündem olan Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyareti. Orada en önemlisi Azerbaycan'ın bir yıl içinde işgal altındaki toprakların kalkınma, işte havaalanı gibi uluslararası hava alanı yapabilme yeteneğini ortaya koyması. Yani hem mayın temizleme bir kenardan devam ediyor, hem altyapı, hem de aynı zamanda imar. Hı. Aliyev bu konuda gerçekten çok kararlı bir strateji uyguluyor. Karabağ'ı adeta bölgenin modern yüzü yapma konusunda çalışmalar var. İşte uluslararası havaalanının Türk firmalarının etkisini de biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya açılışa katılarak hem ilk inen uçağıyla uluslararası lider olarak farklı bir tarihe yazdı. Bu çalışmaları biz daha çok göreceğiz. Kısa bir süre sonra Aliyev Türkiye'ye geliyor. Artık yani Türkiye ve Azerbaycan mesaisini birlikte yapan iki ülke oldu. Hem politikacılar hem halkı olarak. Bu da Karabağ zaferinin bir sonucu. Hı hı. Diğer yandan Özbekistan seçimlerini takip ettim. Taşkent ve tarihi Harzem bölgesindeydim. 24 Ekim'de İslam Kerimov sonrası erken seçimde göreve gelen Şevket Mirziyoyev döneminin ilk diyelim erken seçimden sonraki ilk genel seçimi yapıldı. 35 milyonluk ülkede 21 milyon seçmen var. %70'in üzerinde de katılım sağlandı. Tabii her ülkenin kendine göre şartları var. Şevket Mirziyoyev %80'in üzerinde oy alarak tekrar 5. yıl için halkından destek aldı. Tabii Özbekistan son yıllarda Asya'da parlayan bir yıldız gibi kalkınma projeleri yapıyor. Orada konuştuğumuzda özellikle gençler işte iş alanlarını açmasından dolayı, özgürlükleri artırmasından dolayı mevcut Cumhurbaşkanı bir destekleri var. Ve bu sürecin devam etmesini istiyorlar. Onun için de bu kadar yüksek bir oy aldı. Ama şunu gördüm, bizim daha çok Özbekistan'a gitmemiz lazım. İşte Türk firmaları geliyor, sayılar artmaya başladı. Bilim dünyası, akademisyen, eğitim, gazeteci, sivil toplum olarak alt alta bu Türk coğrafyası sadece Özbekistan'a gidip daha çok faaliyet yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktım orada herkes orada. Çinliler, Avrupalılar, Ruslar zaten var. Yani bu jeopolitiği boş bırakmamamız gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu tür çalışmalar yetersiz. Eleştirimi de getireyim. Şimdi bakıyorum hep belirli isimler götürülüyor, gidiyor, geliyor. Onlar da bunu bir turistik gezi ve çay kahve muhabbetine gelip döndü. Daha işlevsel ve stratejik peki. Çalışmalar yapılmalı. Tamam. Teşekkür ederiz Güngör Yavuz Aslan, Sayın Cem Kaya. Evet, çok kıymetli hatipler, çok kıymetli hususlarda bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Ben tekrar konuşmalarımın başındaki bir hususa işaret edip sözü bırakmak isterim. Şimdi bakın, iletişim çağı, psikolojik harp, 18-25 yaş gençlik. Bu da bir not aldım. Artı 90 diye bir YouTube kanalı var. Hı. Nacizane bu kanal ilk yayına başladığı zaman ben farklı bir uzak kanalda YouTube'un regüle edilmesi gerektiğini, belirli noktalarda devletin sistemi terbiye etmesini ve hukuki zemine oturtması gerektiğini ifade etmiştim ve daha sonra bu başarıldı. Şimdi bu kanalda 4 tane oyun kurucu var. Şimdi bu 4 oyun kurucuyu bir niteleyelim. Voice of America, Deutsche Welle, France 24, BBC News. Hı, şimdi getirin dünyanın tırnak içinde efendileri ve her zaman için bu tür hukuki regülasyonları da kafamıza vura 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 bize demokrasi ve hukuk dersleri veren ülkeler. Peki bu 90 artı kanalı 3 lisanda dünya geleninde yayın yapıyor. Bakın çok önemli. Farsça, Urduca ve Türkçe. Ya. Sözüm bitti. Evet. Bununla bitireyim ben. Bizim de YouTube kanalımızı telif yiyip duruyoruz. Evet. Vatan millet yanında söz aldığımız programlar yaptığımız için videolarımız dinliyor. Peki Sayın Hocam. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gitti. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışı vardı. İlk defa bir devlet başkanı olarak açılışı yapıldı ve çok kısa sürede 8 ayda tamamlandı. Gerçekten uluslararası nitelik taşıyan bir havalimanı. Bu çok önemli. Bir takım projeler var. Hızla kalkındırılması. 30 yıl süren, 30 yıldır Azerbaycan'ın sürekli mağdur olduğu ama sonunda ait olduğu yere dönen Karabağ'ın zaferidir bu. Ve oradaki Karabağ'ın yeniden kalkındırılması, bütün oradaki projelerin inşası, ulaşım alanlarının genişletilmesi gibi bir imar, iskan
planı var. Bu konuda Türkiye destek. Türkiye her zaman can dostu Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan dostlarımız bize teşekkür ediyorlar her zaman onlarla olduğumuz için. Ama biz hiç ayırt etmiyoruz, teşekkür etmelerine gerek yok. Türkiye'nin zaten yapması gereken budur. Her zaman biz onlarla birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Bugün için çok önemli. Belki de bunu dünyaya verilen bir mesaj olarak da algılayabiliriz. Peki. Azerbaycan-Türkiye Konseyi'nin evet. başkanlığında artık Türkiye yapacağını evet. söyleyelim. Evet. Sayın Kaya, 2-3 dakikamızda söyleyeceğim. Size. Daha rahat, daha konforlu yaşam adına güç karşısında omurgasız ve ezik duruş bir zillettir. Türk milleti asla bunu kabul etmez. Kimse buna kabul ettiremez. Bütün psikolojik savaş unsurları, güçler, emperyal güçler, ordularını falan toplayıp gelseler de bunu da yaptılar. Tarihte biz bunu gördük. Asla bu zilleti, bu ezikliği, bu düşüşü kabul etmez. Yapılan şey tam bağımsız kıyam için, tam bağımsızlık için kıyam eden Türkiye'yi bu girişimlerle diz çöktürmeye çalışıyorlar. Bunu yaparlarken de 5. kol unsurlarını kullanıyorlar. Psikolojik harp, gayri nizami savaş stratejisi içerisinde bunlar işte siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yazarlar, çizerler, akademisyenler vesaire. Karşımıza çıkan şey aslında bu. Bunu böyle görmek lazım. Fikir özgürlüğüydü, siyaset yapmaydı, muhalefet adına çıkıştı vesaire. Bunların hiçbirisini göremeyiz. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Sonuçları ne kadar ağır olursa olsun şerefli, onurlu duruş ve hürriyet aşkı uzun vadede de olsa esenliğin temelidir. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma, yayınımıza verdiğiniz katkıdan dolayı. Bengütürk'te Siyaset Notları programının sonuna geldik. Yeni gelişmelerle huzurunuzda olmayı sürdüreceğiz. Saatler 23'ü gösterdiğinde gece bültenlerinde Seban Durmaz sıcak konularla huzurunuzda olacak. Gündemdeki akşamdan kalan gelişmeleri de sizlere aktaracak diyelim efendim. Hoşçakalın.